Evet, başlayalım dostum. Klasik bir hafta sonu kapanış yayınından herkese selamlar. Yayını bugün kayıt olarak yapıyoruz çünkü birazdan hastaneye yola çıkacağım. Bugün evimizin yeni üyesi gelecek, o yüzden canlı yayına girmedik. Hemen şöyle haftalık kapanışı kısa bir özetleyeyim. Daha sonrasında da yayını kapatacağım sizlerle paylaşmak için. Haftalık kapanış çok iyi gelmedi. Haftalık kapanışın iyi gelmeme nedeni tabii ki de TÜFE açıklanacak. Yani enflasyon verisi açıklanacak. ABD'de verinin kötü gelmesi durumunda piyasalar satış baskısıyla karşı karşıya kalacağı için haftalık kapanış çok çok kaliteli gelmedi ki zaten Bitcoin'in de 24 saatlik hacmi market cap değerinde 584 milyar dolara kadar geriledi. 24 saatlik hacimde ise 8 milyar dolarlardayız. Bunlar tabii ki iyi veriler mi? Hala da bana sorarsanız iyi veriler. Ekonomik takvimde son zamanlarda açıklanan ABD verilerinin hala da pozitif olduğunu düşünüyorum. Ben bir negatiflik görmedim açıkçası. Yani var negatiflik tabii ki ama hala da pozitif olarak algılıyorum. Biliyorsunuz ki Bitcoin cephesinde Temmuz sonunda düşüş bekliyorum artık ve bu zaman zarfı içerisinde Bitcoin'in 35 bin dolara ilerlemesini bekliyorum. Bu gerçekleştiği takdirde benim için çok önemli bir durum söz konusu değildir. Ama tam tersi bir durum. 35'lere gelmeden 31 bin sondu, 31 bin 500 sondu. Artık buradan 21 binlere kadar geriliyoruz gibi bir sinyal alırsam piyasayı tamamen terk etmeyi planlıyorum. Şimdilik böyle bir sinyal söz konusu değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi kendimi şöyle kenara alacağım hemen. Beraber Bitcoin tablosuna bakalım diye. Bitcoin tarafında hareketli ortalamalar haftalıkta hala daha güzel. 50 haftalık ortalama da hala daha yönünü yukarı doğru çevirmiş durumda. Yani bir değişiklik söz konusu değil. 28.827 biliyorsunuz ki destek. 29.978 ilk destek. Bu bir ara kanal destektir. Bu desteği kaybetmeyen bir Bitcoin'de bir panik yaratacak bir durum olduğunu düşünmüyorum kendi adıma. Bu bir haftalık setup tabii ki. Bir de günlükte değerlendirelim. Günlük tarafta RSI 50 testi yapmaya çalışıyor. Henüz yapmadı ki büyük ihtimal yaptıracaklar 50 testini. 50 testi de belki bir 1000 dolarlık kayıp getirebilir bize. Daha önceki videolarda da Bitcoin'in 31.500 ile 28.500 arasında 2000 dolarlık bir yolculuk yapabileceğini söylemiştim. 2000 dolarlık bir yatay konsolidasyon sürecine gireceğini söylemiştim. Şimdilik 1500 dolarlık bir yatay konsolidasyonda kaldı Bitcoin. Hatta şurada 1500'den de fazla 2000 dolara tam 2000 dolarlık bir yatay konsolidasyon getirdi. 30 Haziran'da attığı fitille birlikte. Hala da buradaki 2000 dolarlık yatay konsolidasyon sürecini takip edeceğiz Bitcoin'de. Günlükte dönüş sinyali gelecektir. Özellikle enflasyon açıklandıktan sonra her ne olursa olsun ABD'den Fed 25 baz faiz uygulayacak. Bu yıl içerisinde iki tane uygulayacağı 25 baz faizden bir tanesini bu ay uygulayacaklar. Bunu biliyoruz. Bununla piyasada ufak bir dalgalanma yaratıp ardından Bitcoin'in kaldığı yerden devam etmesini bekliyorum piyasalar için. Onu da dile getireyim. Neden bekliyorum sorusunun da cevabını vereyim. Yeniden değer kaybeden, yeniden zayıflayan bir dolar endeksi var. Güçlenmek için hazırlanan bir petrol var. Yine onzda altın artık yavaş yavaş tekrar destek bulmaya hazırlanıyor. Yani 1885 destekle tekrar yukarı doğru gitmeye hazırlanıyor. Altının gramında artık pik noktaya ulaştık gibi bir durum var. 1609'lardayız ki 1623'tü tepe. Bana sorarsanız en tepe 1700 gibi olacak gibi duruyor. 1700'de artık tepeye geliyoruz. Yine çok fazla sorduğunuz için gümüşe de bakmak istiyorum. Gümüşün gramında da şu an 1926'dayız. Gümüşün gramında da 20'leri bekliyorum aynı zamanda. Gümüşün ons tarafında da şu an 23 civarlarındayız. Burada. Burası da yavaş yavaş yukarı doğru toparlanacaktır aynı zamanda. Yine Dow Jones verisini bunların hep çok güzel şekilde inceledik biliyorsunuz. Bu setupları hemen aylığa çekeceğim, aylıkta göreceğiz. İkili tepelere gidecekler. Dow Jones yine 36.971'i vuracak. Yine aynı şekilde US 100 yukarıda 16.774'ü vuracak. S&P tepede 4.819'u vurmaya hazırlanıyor. Nasdaq yine aynı şekilde 16.764'ü vurmaya hazırlanıyor. Yani hemen hemen bütün veriler yukarı yönlü bu kadar kaliteliyken Bitcoin cephesinde de bu haftalık bir dalgalanma sonrasında 35 bini vurması bekliyorum ben kendi adıma. Bu yüzden şimdilik benim açımdan panik yapılacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben hala da pozitif taraftayım.
Kısa vade trade pozisyonlarını tabii ki de satmak mantıklı. Beklemenin bir anlamı yok ama uzun vade tuttuğumuz pozisyonları satmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Total market cap'te de artık 1.134 trilyon dolar. Dip noktayı 1.118, 1.120 olarak belirlediler. Burayı da kaybetmediği sürece total market cap'le de ilgili bir sıkıntı yok. Market cap'imiz 1 trilyon üzerinde kalmayı başaracak. En azından net olarak gözüken o. Total 2 tarafında direnç denendi, kırılamadı. Total 3'te de direnç denendi, kırılamadı. Onlar da tekrar dirençlerini denemek için hareket edecektir ama altcoin'lerin biraz daha geç hareket edeceğini söyleyebilirim bu durumda. Yani Total 2'de ve Total 3'te para girişlerinin biraz daha geç olacağını, biraz daha Bitcoin'e nazaran bekleteceğini bizleri söylememde fayda var diye düşünüyorum. Haftalıkta da burada 29.000 kanalı var biliyorsunuz. Burası bir destek, logaritmikteki kanal yapımız. Logaritmikte bulunan bu kanal yapısının 29 direnci Bitcoin için en önemli desteği, pardon, Bitcoin için en önemli destek olacak bizlere. Bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Yani benim buradaki en büyük önerim kısa vade açtığınız trade pozisyonlardan kurtulmak. Long pozisyonuna girmiştik. Biz çok fazla bir kar yapamadı. %70, %80 gibi bir kar yaptı. Oradan satabilenler sattı. Satamayan arkadaşlar pozisyonlarını kapatsınlar. Hiç beklemenin bir anlamı yok. Short işlem açmak için şu an çok erken. Short işlemde de terste kalma olasılığı da oldukça fazla. Buradan short işlem açılacağını düşünmüyorum ben. Şimdilik sadece sakin bir şekilde beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ethereum cephesinde de haftalık kapanış pek iyi gelmedi. Peki destek Ethereum'da neresi olabilir? Şimdi Bitcoin'i söyledik, artık konuştuk. Ethereum'da da destek 1.719'dur. 1.719 altına gitmediği sürece Ethereum'da da bir problem ben görmüyorum. Bir de SEC Coinbase'e bile bile yasaları ihlal etti diye hala da Coinbase ile ilgili kararından vazgeçmiş değil. CFTC Celsius ve eski CEO'sunun açığını yakalamış. Bununla ilgili emtialarla ilgili haberler verildi. Tabii ki ortalık birazcık yine karışık, o da var. Ama buradaki en büyük olay ekonomik takvim. Bekliyoruz. Burası çarşambaydı galiba. Değil dediğim, aynen 12 Temmuz çarşamba günü enflasyon verisi gelecek. Saat 15.30'da burayı bekliyor olacağız. İyimser bir tablo sergilendiği takdirde Fed 25 bazlık faiz uygulasa dahi piyasadan yukarı yönlü devam edeceğini ben kendi adıma düşünüyorum. Ona göre de yatırımlarımı şekillendireceğim. Katıl grubundaki dostlarımıza da ona göre yeni sinyaller üretmeye başlayacağım. Bu arada hemen hatırlatmasını yapalım. Kanala abone olup bildirimleri açtığınız takdirde bütün canlı yayınlardan, acil videolardan haberdar olursunuz dostlar. Abone ol butonu ücretsizdir. Bir tıkla hemen zil butonuna da bastığınız takdirde bütün videolarımızdan hızlı bir şekilde haberdar olursunuz. Daha fazla ayrıcalıklar için katıl butonundan aramıza katılmanız yeterli olacaktır diye hatırlatmamızı yapalım. Bakalım iyimser bir tablo gelecek mi? Benim için beklenti ne? Şimdi 4'ten 3-1'e kadar geriledi. Yani çekirdekte de 5-3-5 olarak beklenti yapmışlar. Yani 5-3'ten 5'e çekmişler beklentiyi. Yani ben düşük gelmeyeceğini düşünüyorum ya. Neden bilmiyorum ama son gelen verilerden sonra enflasyonun düşmeye devam ettiğini gösteren bir sinyal beklemiyorum şu an. Tekrar enflasyonda bir yükseliş görme olayımız var gibi duruyor yani. Bu konuda çok böyle aradayım. Taraftayım diyebilirim. Muamma yani. Benim için şu an muamma. Yani son verilere bakıyorsun. Açıklanan son verilere göre enflasyonun yüksek gelmesi lazım Amerika'da. Ama geçmişteki tecrübelere bakıyorsun. Daha önce de böyle veriler açıklandı ama enflasyon çok çok beklentinin altında geldiği dönemler de oldu. Acaba orada da bir hikaye dönüyor mu bizim burada olduğu gibi falan diye bir kafa karışıklığı olmuyor değil ama şimdilik benim yorumum sanki enflasyon düşük gelmeyecek gibi duruyor ama benim yorumum burada önemli değil. Burada önemli olan gerçekler, gelebilecek olan veri de eğer ki enflasyon beklentinin altında gelirse, düştüğünü görürsek o zaman piyasaları çok pozitif bomba gibi bir görüntü sağlayacaktır.
Altcoin sezon endeksinde 20'deyiz bu arada. Tekrar 20'lere kadar atmayı başardık kendimizi. Blockchain Center.net'ten takip ettiğimiz 25 Bitcoin sezonu ve üstü Bitcoin'in 35 bin dolara gidebileceğini onaylayacak olan zincir üstü veri de 20'ye tekrar ulaşmış durumdayız. Daha önce de 21'lere kadar ulaşmıştık. Bakalım devam edebilecek miyiz? Günün haberlerinde şimdilik çok çok önemli bir haber yok, bilginiz olsun. Sekin var bir tek. Coinbase'in menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiğini söylüyor. Olabileceğinin farkında olduğunu söylemiş. Yani Sekin iş başında. Geri Gensler hala da iş başında. Bakalım neler olacak. Bir burası var. Shiba'yı bu aralar çok fazla şilliyorlar. Bir de Bank of America Ripple'ı övdü. Sınır ötesi ödemeleri överken XRP için daha parlak zamanlar geliyor diye de açıklama yaptı. XRP bu aralar övülüyor. Yani ben bir sepet yapacaksam ve kısıtlı olacaksa o sepetim, örnek veriyorum 4 parça 5 parça kripto alımı yapacaksam, yatırım yapacaksam, çok değerli şeyleri seçerim. Bunların içerisinde bana en çok para kazandıracaklardan bir tanesi XRP. XRP kesinlikle sepetimde olur yani. Bırakmam XRP. Bir tane de Shiba, yani bir tane de meme token eklerim. Onda da Doge ile Shiba arasında kalsam Shiba'yı eklerim. Pepe, belki Pepe de olabilir ama Shiba'yı eklemeyi tercih ederim. Shiba çünkü çok düşük ve son dönemlerde milyar dolarlarca Shiba cüzdanlara aktarıldı. Shiba'dan yeni bir boğada yine bir beklenti var insanlarda. Doğal olarak da Shiba yatırımcısı çok deli, çok çılgın yatırımlar yapmış durumda Shiba'ya. Dönüp baktığın zaman ne, yani Shiba dediğimiz varlık 88.54'ten tekrar 757'lere gelmiş. 2.0 atmış neredeyse. Değil mi? 4'tü burası. 2.4.6, aynen öyle. 2.0 atmış arkadaşlar. 2.0. Her 0 attığında milyarderler dünya kadar Shiba aldı. Gerçekten bu kadar çok Shiba'yı niye aldılar? Nasıl bir beklentileri var? Yine böyle bir roketleme mi bekliyorlar? Buradaki gibi. Bilemem. Bunu kimse bilemez bana sorarsanız. Ama milyarderlerin bir beklentisi var ki Shiba'ya hücum ediyorlar. Shiba'da şöyle bir şey söyleyebilirim. Shiba her düşen trendini kırdıktan sonra yukarı doğru en az 2x bıraktı. Burada da ufak bir sizin için tüyo vermiş olayım. Bu şekilde dikine trendler çizdiğiniz zaman, atladıkta olduğu için dikine çiziyorum şu an. Bak burası destek noktası oluyor. Her kırılıştan sonra destek noktasından 2x bıraktı Shiba. Yine burada da aynı serüven söz konusu. Böyle gelen bir destekte böyle geliyor, şunu da alıyor. Burada da kırdıktan sonra yine 2x bırakıyor. Yine aynısı burada da var. Böyle tertemiz. Bana sorarsan kafa buradan geliyor. Yine patlattı an 2x bırakıyor. Şu an yine düşen bir trend var. Trend de henüz kırmış değil. Yine bir trend kırılımında yine bir 2x bırakma potansiyeli çok çok fazla Shiba'nın. O yüzden daha burada kırmış ama vuramamışlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 kafa var. Bunu buradan alamazsın. Bir tek patlatamadığı yer burası. Buradaki kırılımda gelmiyor. Orada da zaten Sek'in darbesi vardı. Hatırlatırım. Sek ortalığı karıştırdığı için birazcık istenene veremedi piyasa. Şimdi burada Shiba'da yeni bir kırılım var mı yok mu onu tartışmak lazım. Bence yok henüz. Zaten bunu yanlış yerden çektik. Böyle çekmen lazım. Yani yine kırmış ama öyle yükselebilecek kırım değil gibi geliyor bana. Artık burada kafaları tamamen temizleyip şuradan almak lazım. Çünkü iki defa kırmasına rağmen ikisinde de başarılı bir yükseliş gerçekleştirememiş. O zaman yeni düşen trend burası olmuş. Artık bu düşen trendi takip etmek lazım. Şimdi buradaki düşen trendi kırmış ama çalışmamış. Tekrar burada da kırmış, çalışmamış. O zaman çalışmadığı için en tepeden alabiliriz. Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas şeklinde. Bir tane de alarm atalım Shiba'ya. Çünkü kırdığı yer 789 olacak. Böyle bir kırılım geldiği takdirde iki basamaklı Fibonacci atlar mıyız tekrar? Daha önce bak 1, 2, 2 basamaklı Fibonacci atladık burada. Yine aynı şekilde bize iki basamaklı Fibonacci atlatır mı acaba?
diye düşünmek lazım. Böyle bir şey yaparsa tek hamlede %90, %94 civarı para bırakacak yine. Yani 2x. Takip edeceğiz. Alarmımızı attık. Bu da benden size ufak bir anlat olsun. Takip edin. Yani dediğim gibi sepetime 4 tane proje alacak olsam 2 tanesini en azından buradan söylemiş olayım. Birisi XRP, birisi Shiba olurdu. Diğer ikisini en iyi tanıyanlar biliyor zaten. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Gönülden seviliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Videonun altına fikirlerinizi, yorumlarınızı paylaşın. Enflasyonda siz ne bekliyorsunuz Amerika tarafında? Ne gelebilir? Altınla ilgili, gümüşle ilgili düşünceleriniz, tahvillerle ilgili düşünceleriniz, petrolle ilgili düşünceleriniz. Bu arada ufak bir anlatım da yapayım. Borsa İstanbul'da yatırım yapanlar için. Petrolün tekrar değerlenmeye başlaması, artık yazlı döneminin de yavaş yavaş bitiyor olması, tekrar gaza duyulan ihtiyacın gün yüzüne çıkacak olması. Bir kere daha böyle biz tarafında yatırım tavsiyesi değildir ama petrol ve gaz tarafında fiyatların tekrar yükselebileceğinin sinyalleri var. Onu ufaktan sizlerle paylaşmış olayım. Minik bir dipnot olarak kenarda dursun. Borsa İstanbul'da yatırım yapan arkadaşlar için hani Tüpraş falan böyle. Ben tam isimle girmek istemiyorum çünkü o tarafla ilgilenmediğimi biliyorsunuz. Var mı yatırımım? Yani ufak tefek şeyler var ama çok fazla dile getirmiyorum. Orası beni bağlıyor, beni ilgilendiriyor. Bizler kripto yatırım yapıyoruz. İnsanları yanlış yönlendirmek de istemiyorum açıkçası. Zaten yatırım tavsiyesi değil aynı zamanda ama hani söylemekte fayda var. Petrolün tekrar destek noktasından yukarı yönlü hamleye başlamış olması biz tarafında gaz yatırımlarından iyi, gaza yapılacak olan yatırımlardan iyi gelir elde edebileceğiniz anlamına geliyor. Yatırım tavsiyesi değildir. O sinyalle buradan şöyle kenara sizler için paylaşmış olayım. Altında da ve gümüşte de artık yavaş yavaş pik noktaya da gelmeye başladığımızı tekrar sizlere hatırlatayım. Kendinize çok iyi bakın. Acil bir şey olsa canlı yayında oluruz. Pazartesi, Salı hastanedeyim biliyorsunuz. Salı günü akşam gelmiş olursam canlı yayına gireriz. Gelmiş olmazsam hastaneden zaten short yayınlarda sizleri bilgilendireceğim. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.